Şimdi su basman yapmak istiyorum arkadaşlar. Su basmanı yapmam için tamamında su basman var mı? Tamamını kapsıyor mu su basman? Önce ona bir bakalım. Mesela şu bölümde yakınlaştırayım buraya. Bakın arkadaşlar. Proje şu alt tarafa baktığımız zaman karşıdan karşıya merdivenin geldiği yerler hariç tamamen su basman var. Şurada da aslında bu garaj girişi karşıdan baktığımız zaman şurada da garaj girişlerinde de su basman var ama tabii kapı olduğu için direkt sıfırdan girmesi gerektiği için araba merdiven konamayacağı için su basman burada iptal edilmiş, kapı konmuş. Biz yani şunu söyleyelim, biz zemin katın tamamına su basman koyup sadece şu garaj girişi olan bölümlerde o bölümü keseriz. O kolay. Su basman yapmak için de tabii bir layer oluşturmamız lazım. Layer Properties'e gelip New Layer diyelim. Ve su basman diyelim mesela buna. Su basman diyelim. Buna da nasıl bir layer, şöyle uygun bir renk koyalım. Tuğla rengi gibi bir şey koyalım. Şimdi default yapalım da. Polyline'a çizmeye başlayalım. Tıklıyorum dışarıdan. Dış duvar çizgilerini takip ediyorum arkadaşlar. Zemin kattayım, değil mi? Evet. Tabii osnabımın açık olması lazım. Köşeleri yakalayabilmek için. Başlangıç noktamız şurasıydı. Şunu Close'a tıklayıp kapatmış olalım. Bakın Polyline seçeneğimiz şurada. Tıklayıp mesela şuradan Polyline'ımızı tıklayıp görebiliriz dış çizgileri tamamen seçip seçmediğimizi. Şimdi su basman layer'ımızın rengi şöyle ama bu nedense böyle çıktı. Bunu bir sağ tıklayıp Properties diyelim. Bunun rengine bir bakalım. Neden böyle olmuş? Rengi şöyle seçiyor. Bunu By Layer yapalım. Evet. Şimdi aynı renge gelecektir. Evet, polyline rengine geldi. Şimdi polyline'ımızı seçtik arkadaşlar. Polyline'ımızı doğru çizdiğimizden emin olduk. Bundan bir tane de 10 santimlik bir offset yapacağım. Bunu neden yaptığımı da biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Bir offset diyelim. Şimdi tekrar polyline'ımı seçelim. Polyline'ı tıkladım. O diyorum. Enter. Ve 10 santim. Tabii bu milimetre çapında olduğu için 100 santim demem lazım. Yani 100 milimetre 10 santim. 100 dedim. Enter dedim. Şöyle dışarıya doğru seçtim ve Enter dedim. Bakın çıkardım. Bir tane burada, bir tane iç tarafında var. Şimdi gelelim şuraya. Jeometrik çizimimize. Tıklayalım. Bakın üst üste gelen iki çizgi varsa buradan Selections kısmı çıkar. Polyline'ı seçelim. Seçtikten sonra Extrude diyorum. Extrude seçip aşağıya doğru 450 milimetre gidiyorum ki 45 santim aşağı olsun. 450 enter yazıp şöyle bir şey oluşturuyorum. Şimdi bunu 15 santim daha aşağı öteleyeceğim. Move deyip aşağıya getirip aşağı yönü gösterip 150 diyorum ki 15 santim aşağı insin. 150 diyorum ve aşağı indiriyorum. Şimdi şunu dış çizgimizi alıyoruz. Buna da extrude yapıyorum. Buna da extrude diyorum ve aşağıya doğru bunu da 15 santim, bunun içinde 150 giriyorum. 150 enter diyorum. Şöyle bir şey oluşturmuş oluyorum. Bakın. Renklerini değiştirecek olursak. Eğer siz böyle göremiyorsanız bu renkleri şuradan şunu seçmemişsinizdir. Shaded veya Conceptual seçmemişsinizdir. Bunları seçin. Bakın. Şu anda şu üsttekini farklı renge boyayalım mesela. Da by layer olması lazım. Bunun da by layer olması lazım. Evet, ikisi de aynı renk oldu şimdi. Hatta isterseniz bunun üstüne tıklayıp bunu farklı bir renkle de gösterebilirsiniz.
Burada yaptığımız şey arkadaşlar bir harpuçta ve bir parapet çizmek oldu.